Demir abiye talip olarak Çiğdem Hanım geliyormuş efendim. Çiğdem Hanım bu... Özkan hayırdır? Herkes böyle ıslık çalıyor ya, Özkan beş parmakla çalıyor. Hoş geldiniz ederim. Size efendim bu alkışlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz Çiğdem Hanım? İstanbul Ataşehir'den geldim. İstanbul Ataşehir'den Çiğdem Hanım geldi Demir abi için. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu alkış ve ıslık sonucu tabii adrenalin biraz yükseldi. Güzel. Değil mi? Benim de. Sizin o de kadar mi? Alkış. Değil mi? Güzel güzel. Yok, bana pek genelde çalınmaz böyle ıslıklar. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben tanıyalım sizi biraz. Çiğdem? Buradayım. Özellikle öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Siz biraz anlatın kendinizi, kim olduğunuzu. Ben yine birkaç şey soracağım. İstanbul Ataşehir'de yaşıyorum. Ailemle beraber yaşıyorum. Tamam. Yani çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Sektör? Ben maniküristim kendim. Yani güzellikle, güzellik. Yani şey... Güzellik merkezinde çalışıyor musunuz? Size mi ait orası? Daha yeni bir yere ortak oldum bir arkadaşımın dükkanına. Ortak oldun? Ha, evet. Hayırlı olsun. Manikürist dediniz, güzellik değil mi? Merkezi. Ama ne ortak olmuş? Uzmanlık alanınız var değil mi? Tabii ki. Manikürist. Ne deniyor ona? Ya yani... mesela benim ellerim nasıl sizce tırnaklarım? Elinizi tutmayacağım. Tamam, bakın sadece. Yani iyi, normal. İhtiyaç tabii. Var mı şu anda? Biraz. Var biraz mı? Biraz var. Allah Allah. Ne diyorsunuz ona? Kütik mi diyorsunuz? Kütikler mi? Yo, bayağı... Kütükil. Kütükil. Kütükiller kalkmış olabilir biraz. Kütükilleriniz kalkmış. Biraz törpüye ihtiyacı kimlerde var. Kimlerde? O kütükillerdeniz. Törpü yaparız biraz. Evet. Yaş kaç? Yani yaşım genelde göstermediğimi söylerler ne? Ama yaşımı çok göstermediğimi herkes söyler ama daha yeni girdim zaten. Tamam söylemeyin, ben açılınca tahmin edeyim. Tamam. Bence de. Evet, tahmin et Demir tamam, abi. Öyle yapalım. Şaşıracaksın. Tamam, tahmin edeyim ben açılınca. Evlendiniz mi hiç? Bir kere evlendim. Bir kere. Evet. Tamam. Ne kadar oldu ayrılalı? 7 yıl oldu. 7 yıl. Çocuk? 3 tane. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Sizle beraber mi üçü de? Evet. Benimle beraberler. Ailemle yaşıyorum ben zaten. Anne baba tabii, sizin? Tabii tabii. Hep beraber yaşıyoruz. Saygılar sunuyorum buradan. Teşekkür onlara da. Ederim. Müzik bana çok iyi geliyor, ruhuma çok iyi geliyor demiş Çiğdem. Evet, müziği çok değil severim. Mi? Müzik bambaşka bir şey zaten. Aynı zamanda Demir abi senin için yaşını göstermeyen ve kadın ruhundan iyi anlayan bir bey diye nitelendirmiş seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, onur oldum. Peki işin dışında evde ne yapıyorsunuz? Evde ev hayatınız nasıl? Genelde evde çok fazla vakit geçiremediğim için, çünkü çalışıyorum sabah girip akşam geldiğim için, o yüzden zaten evde vakit geçirmeyi çok özlüyorum. Mümkün olduğunca, hatta izin yaptığım günlerde de zaten bir gün falan izin yapıyorum. Yani genelde çok fazla böyle evi özlediğim için evden böyle dışarı falan böyle çok gerekmediği sürece çıkmak istemiyorum. Anladım. Ama tabii bir hafta çıkmadıysam diğer hafta çıkıyorum tabii, yani şey yapıyorum. Peki, yani şimdi biraz özlüyorum evi çünkü. Kısa bir ara vereceğim sizin sohbetinize. Devam edeceksiniz. Bir çiftimiz gelecek. Gamze ve Özgür'ü davet edelim. Bakalım neler oluyor. Aşk kokusu var. Havada aşk kokusu var. İçimde
sürprizle gelmiş. Evet, ben. Ler diyecektim ama gelmiş aslında. Gamze'nin Özgür'e bir sürprizi var. Evet. Evet, Gamze senin için bir şey hazırlamış. Haberim yok. Peki. İzleyelim hep beraber Gamze Özgür'e ne yaptı, ne sürpriz hazırladı acaba? Özgür oğlum, Gamze seni çok seviyor. İnşallah evlenirsiniz. Çok mutlu, huzurlu olursunuz. Özgür ve Gamze çok yakışıyorsunuz birbirinize. Mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum size. Güzel bir çiftsiniz. Çok mutluluklar dilerim. Sizin de çok beğeniyorum. İnşallah evlenirsiniz. İlk siz evlenirsiniz, sonra ben. Gamze'yi çok seviyorum. Özgür, eşit olarak seni de çok seviyorum. Özgür, Gamze'nin seni mutlu değil. Mutluluklar. Özgür merhaba. Gamze seni sevdiğini söylüyor. Siz onun yalancısıyız. Derecesini bilmiyorum ama seviyor gibi. Özgür, Gamze ile çok yakışıyorsunuz. Bu kızı bırakma derim ben sana. Gamze seni çok seviyor. Size mutluluklar. Gamze'nin gelmesini çok yakıştırıyorum. İnşallah benimle mutlu olursunuz. Sizi çok seviyorum. Siz çok güzel bir çiftsiniz. İnşallah devamı da gelir. Allah sizi mesut etsin. İkinizi bir yastıkta ölene kadar beraber kılsın, yaşasın. İki güzel insan birbirini bulmuş, tamamlamış. Özgür, sizin birbirinize çok yakıştığınızı düşünüyorum. Size güzel aşk parçaları söyleyebilmemiz için daha mutlu olmanızı talep ediyoruz sizden. Gamze'yi takım filmi çok seviyorum. Mutlu oldum. Özgür, kremini sür. Çok yakışıyorsunuz. Allah mutluluklar versin. Özgür çok kendini başladı. Bak, bu kadar insan ilgilenmesini aldı. İnşallah yazılmış olur. Evet, beğendim tabii ki. Teşekkür ederim. Bütün loca arkadaşlarından. Evet. Aynen. Çok acele bir şekilde yaptım bir de. Ümit abi, sana da teşekkür ederim. Sağ ol. Yılacağını bilmiyorum. Bir şeyin konuşması. Ya. Zaten sizden daha mutlu olmanızı talep ediyoruz demiş. Bir talep var. Evet. Böyle bir şey yapmak istedim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu yaptım. Oldum. Böyle bir şey düşündüğün için. Teşekkür ederim. Genelde ama çok güzel tepkiler alıyoruz. Hem loca, hem seyirciler, hem ailem. Çok güzel tepkiler alıyoruz. O yüzden ben de böyle ufak bir, evet, şey yapmak istedim. Teşekkür ederim tekrar. Son cümle dikkatini çekti mi? Gamze'nin söylediği. Alt yazı ne? Evet. Ne dedi orada? Ne dedi ya? Neydi? Ne dedi ya? Tavşancık. Bak, bu kadar olmuş, güzel tepkiler alıyoruz. Ayrılmayalım falan dedi, değil mi? Evet. Evet. İnşallah. Seni seviyorum demiş ya kız. Evet. Öyle İşte mi? Duymadı yine. Duymadın da görmedin mi? Alt yazı. Ben ne zaman seni seviyorum desem hiç duymuyor. Duymadım, anlamadım. Ha, daha evvel de mi söyledin? Evet, söylüyorum. Aa, aşk itiraf. Doğru değil mi? Bakayım. Bak. Ne aldık? İnşallah bir ömür mutlu oluruz. Hı. Seni seviyorum demiş. Teşekkür ederim. O zaman ben de seni seviyorum. Evet. Güzel, çok güzel. Evet. Evet. Hiç olumsuz bir şey yok abla. Güzel. Mutlu. Dünkü problemi de açtık. Açtınız mı? Evet. Hallettik. Arıyor mu FaceTime falan, yapıyor mu? Evet evet, görüntülü yapıyor. Görüntülü konuşma. Aynen. Güzel. İlgi var. Evet. Vakit ayrılıyor. O ayrı geçirdiğiniz 3,5 saatte de artık görüşürüz. Onu da hallettik. Evet. Tamam, o zaman asayiş Berkemal. Kesinlikle tamam. Her şey tamam. Çiftimizin arasında her şey iyi gidiyor. Evet. Çok mutlu olduk biz de. Güzel bir hafta sonu geçirirsiniz inşallah, i̇nşallah diyorum. İnşallah. Uğurluyorum sizleri. Pazartesi inşallah görüşmek üzere. Tamam. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Şebekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bir tek yaşını söylemedi Çiğdem. Onu da sen tahmin edeceksin Demir abi. Şimdi kimseden yaş tahmini istemiyorum ama yorum istiyorum. Sizce ne der Demir abi ya da ne demeli Güler? Yaş konusu muydu Zuhal abi? Ben başka bir şey söyleyecektim. Evet Demir abi, ben çok yakıştırdım dış görünüş olarak. Bence çaya çıkın, daha detaylı konuşun. Çok yakıştırdım sizi. Evet İsmail. Demir abi şöyle söyleyeyim. Hanımefendi hem görsel olarak zaten beğeneceğini düşünüyorum. Çok tatlı bir bayan. Aslında görünüşünü biraz ablanın böyle, hani hanımefendinin hırçınlık var ama hani konuşunca böyle bir çok masum ya. Bence kesinlikle bir tanımını isterim abi. Evet. Begüm. Aha, Begüm yorum yapıyor. Geliyor mu sesim? Geliyor. Ben de arkada gördüm hanımefendiyi. Çok cici, çok tatlı bir hanımefendi. Ben çok yakıştırdım. Bilmiyorum ne olur ama kesinlikle bir çaya çıkmanı öneriyorum.
artık. Begüm de öyle dedi. Zaten kuzenim de bir yorum yapsın. O yine geldi Almanya'dan. Aa, hoş geldiniz. Ahmet. Daha evvel de gelmişti değil mi? Evet. Nasılsınız? Bir 10 gün burada, 15 gün. Açalım Ahmet Bey mikrofonu. Açıldı sanırım. Açıktır. Sen konuş Ahmet. İyiyim Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Demirciğim, ben de yakıştırdım yani. Bir çaya çıkmanızı rica ederim. Yani. Kuzen de çaya çıkın diyor valla. Demir abi hiç kimse olumsuz yorum yapmadı. Evet, güzel, hiç kimse şey olumsuz bu. Yorum yapmadı ama sohbet esnasında bir iki şey var beni soru işareti. Açalım bakalım paramı. Yani. Sorular paravan giderilebilir evet. Tabii ki. Evet, buyursunlar, paramız açılıyor. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Pat diye söyleyeceğim yaşınızı. Yani tahminimi söyleyeceğim. Tabii. 44. Ya ben içimden geleni söyledim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu an. Ben de. Konuşamıyorum. Bana da kal geldi. Kötü bir tahmin mi oldu? Bir hayli. Ha, yok yok tamam, diyeceksiniz yok. Ya, bahane mi arıyorsunuz? Ne? Ya? Ya. Yok diyeceksiniz, yaşı bahane olarak mı kullanıyorsunuz ya? Yok demeyeceğim ki, şaka yaptım ya. Siz de ya böyle var ya işte benim loca arkadaşlarım. Niye yok diyeyim? Aa, gerçekten 44 dediğiniz zaman neleri düşünüyorsunuz? Tamam, espri yapıp yapmış olamam mı? Aa, yaşın esprisi bak şimdi, olmaz. Tamam, gerçekten tahmin edeyim mi? Özellikle bayanlara karşı. Ha, sen mi diyorsun bunu Şendoğan abi? Ben diyorum bayanlara. Ne, bayanlara ya, karşı bayanlara, ne? Bayanlara biz yaşını sormuyoruz, artı 44 diyorsunuz. İnsaf yani. Ben şimdi gerçekten tahmin edeceğim. Ya Allah vallahi aşkına Demir abi. Vallahi cidden tahmin edeceğim Zuhal Hanım. Az önce gerçekten şaka. Yok vallahi şaka yaptım etsin ya. Etsin zaten. Gerçekten şaka yaptım ya. Hmm. 32-33. Ya bu daha iyi oldu. Evet. Yine mi bilemedin? Daha iyi oldu. Neyse istersen çayda söylersin. Ay bir dakika şimdi 32-33 dedim. Tamam yaklaştım. Kaç? Söylemek zorunda mıyım yaşıma? Hayır. Değilim. Neden? Değil, isterse sana söyler. Yani evet. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ben zaten biliyorum. Tamam şimdi bir dakika, şaka bir yana. 44 dedim olmadı yani, şakaydı. 32-33 dedim şimdi. Daha... Söylememiz için bir neden gerekir yani. Niye neden söylemiyorsunuz? Neden yaşa bu kadar taktınız onu anlamadım ben. Yani. Ben takmadım yaşa. Emir abi ben... çok tamam, merak ediyorsan yaşını. Çaya çıkın hanımefendiyle. Beraber karşılıklı tanıyın birbirinizi. Tamam evet. Uğur'un dediğini yapacağım. Hadi. Buyurun. Aa, çaya gidiyorlar. Yalnızlıkta gitti cana, geldim seni almaya. Beni biraz tanı sana, çay gelsin. Tamam. Görüşürüz Demir abi. Kendine iyi bak. Bir hafta sonu Samsun'a kadar gidecekmiş, gelecekmiş. İyi yolculuklar. Samsun'a şimdiden selamlar.